Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik ders kitabı 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 ve 271. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz uzunluk ölçme cevapları. Kuşların neredeyse yarısı yaşamlarını sürdürebilmek için mevsimsel olarak göç ederler. Bu göçlerde kuşlar daha az enerji ile daha uzun yol gidebilmek için V şeklinde bir uçuş gerçekleştirirler. Örneğin leyleklerin göç yolculuğu 10 bin kilometre civarıdır. Leyleklerin yaptığı bu göçler nereden nereye yapılıyor olabilir? Soğuk olan bölgelerden sıcak olan bölgelere yapıyor olabilirler. Genel olarak bu göçler kuzeyden güneye, güneyden kuzeye doğru gidilmektedir. Sizce kuşlar neden göç ederler? İklim şartları daha iyi yerler ve yiyecek bulacakları yerlere gitmek için göç etmektedirler. Göçmen kuşların bu mesafeyi gitmesi sizce ne kadar zamanlarını alır? Leyleklerin yaptığı 10 bin kilometrelik göç mesafesini metre ve santimetre cinsinden ifade edebilir misiniz? Haftalarca göç süreleri sürmektedir. Metre cinsinden ifade edilmesi daha kolaydır. Aşağıdakilerden hangisinin ölçüsünün metre cinsinden ifade edilmesi en uygundur? A. Apartmanın yüksekliği, B. Kalemin boyu, C. Ankara-Malatya karayolunun uzunluğu, C. Silginin uzunluğu. A şıkkı doğru cevap. Kilometre ve santimetre ölçü birimi ile ifade edilmesi en uzun olan uzunluklara üçer örnek veriniz. Kilometre ölçü birimi, Ankara-İstanbul yolu, Bakü-Hatay uzunluğu, Dicle Nehir uzunluğu, santimetre ölçü birimi, silginin uzunluğu, telefonun uzunluğu, şişenin uzunluğu. Aşağıda verilen uzunluk ölçülerini istenilen birimlere çeviriniz. 370 mm 37 santim, 5000 metre 5 kilometre, 18 metre 1800 santim, 6300 santim 63 metre, 6 kilometre 6000 metre, 29 santim 290 milimetre. 75 metre kumaşın 5'te biri satıldığında geriye kaç santimetre kumaş kalır? 75 çarpı 5'te 1 eşittir 15 satılmıştır. 75 eksi 15 eşittir 60 santimetre kumaş kalır. Bir karınca 4265 santimetre yolun önce 12 metrelik daha sonra 15 metre 27 santimetrelik kısmını gidiyor. Karıncanın kaç metre kaç santimetre yolu kalmıştır? 4265 santim eşittir 42,65 metre. 12 metre artı 15 metre 27 santim. 27 metre 27 santim. 42,65 metre 27 metre 27 santim. 15 metre 38 santim. Aynı kumaştan 3000 santimetre uzunluğunda alınsaydı kaç lira ödenirdi? Kumaşın metre fiyatı 15 lira olduğu için 30 metre çarpı 15 450 lira ödenirdi. Bu kişi aynı yolu 5 defa mola vererek gitseydi kaç kilometrede bir mola verirdi? 720 kilometre bölü 5 144 metre kilometrede bir mola verirdi. Boy uzunluklarının farklı sorulsaydı cevap kaç santimetre olurdu? Elif 1,26 metre, Mustafa'nın boyu 98 santimetre, 28 santim olurdu. Mustafa'nın boyu kaç milimetre? Mustafa'nın boyu 98 milimetredir. Siz de aşağıda verilen uzunluk ölçülerini istenilen birimlere çeviriniz. 280 santim 28 dm, 170 milimetre 1,7 dm. Aynı uzunlukları farklı birimlere göstermenin sağladığı avantajlar neler olabilir? Daha kolay ve net olarak ifade edilmesi sağlanmaktadır. Sıradaki uzunlukları karşılarında verilen ifadelerden uygun olanı ile eşleştiriniz. A 8350 km Ağrı Dağı'nın yüksekliği, B 15 mm bilgisayar klavyesinin tuşlarından birinin eni, C 5137 metre Karadeniz'in kıyı şeridinin uzunluğu, C 18 santim kurşun kalemin uzunluğu. Şekilde cetvel üzerinde gösterilen kalem ucu kutusunun uzunluğunun kaç milimetre olduğunu bulunuz. Bu uzunluğu santimetre ve desimetre cinsinden de ifade ediniz. 2 santim eksi 8,5 santim 6,5 santim 6,5 santim eksi 0,65 dm.
Aşağıda verilen uzunluk ölçülerini istenilen birimlere çeviriniz. 15.000 metre eşittir 15 kilometre. 75 metre eşittir 750 dm. 68 metre eşittir 6.800 santim. 2.184 milimetre eşittir 2.184 metre. 750 santim eşittir 75 dm. 6.570 milimetre eşittir 65,70 dm. Aşağıdaki uzunlukların istenilen birimlere göre toplamını inceleyiniz. 3 kilometre artı 7 metre artı 10 dm eşittir 20 metre. 3 kilometre 3000 metre, 7 metre 7 metre, 10 dm eşittir 1 metre, toplam 3008 metre. 14 metre artı 7 dm artı 50 milimetre eşittir 215 santim. 14 metre eşittir 1400 santim. 7 dm eşittir 7 santim. 50 milimetre eşittir 5 santim. Toplam 1475 santim. 3 metre uzunluğundaki bir ağaç ayda 9 santimetre uzadığına göre 15 ay sonraki boyunun kaç metre olacağını bulunuz. Bir ayda 9 santim uzuyor ise 15 ayda 15 çarpı 9 bölü 135 santim uzuyor. 1 metre 100 santim. 135 santim eşittir 1 metre 35 santim. 3 metre artı 1 metre 35 santim eşittir 4 metre 35 santim. 16 metre uzunluğundaki bir kumaşın 70 desimetre 65 santimetrelik kısmı satıldığına geriye kaç metre kumaş kalacağını bulunuz. 1 metre 10 desimetre, 1 desimetre 10 santimetre. Başlangıçta 16 metre kumaş var ve bu kumaşın 70 desimetresi ve 60 santimetresi satılıyor. 70 desimetre ve 7 metre, 65 santim 0,65 metre. Toplamda 7 artı 0,65 eşittir 7,65 metre kumaş satılmış. O halde geriye 16 eksi 7,65 eşittir 8,35 metre kumaş kalır. Özgür'ün evinin okuluna uzaklığı 4500 metre. Hayvanat bahçesine uzaklığı 3 kilometredir. Okula gidip eve dönen Özgür'ün evden de hayvanat bahçesine gittiğinde toplam kaç kilometre yol gitmiş olacağını bulunuz. Bulduğunuz mesafeyi metre, desimetre, milimetre cinsinde de ifade ediniz. 4500 artı 4500 artı 3000 eşittir 12000 metre yol gitmiştir. 3 kilometre eşittir 3000 metre. 12000 metre eşittir 120000 desimetre. 12 milyon santimetre. Aşağıdaki 10 santimetrelik cetvel üzerinde gösterilen ip ile aynı uzunlukta 20 ip parçasının elde edilebilmesi için yaklaşık kaç milimetrelik ipin kesilmesi gerektiğini bulunuz. Bu ipin uzunluğunu yaklaşık olarak 8,5-1,5 eşittir 7 santim eşittir 7 milimetre. 20 ip parçası eşittir 20 çarpı 20, 70 çarpı 20 eşittir 1400 milimetre. Her bir basamağın yüksekliği 16 santimetre olan 25 basamaklı bir merdivenin toplam yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz. Bulduğunuz yüksekliği desimetre ve milimetre cinsinden ifade ediniz. 16 santim çarpı 25 400 santim olarak buluruz. 10 santimetre eşittir 1 desimetre ise 400 santim 40 dm olur. 1 santimetre eşittir 10 milimetre ise 400 santim 4000 milimetre olur. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.